Geçmiş zamanlarda padişahın bir tanesi şehzadelerden birine gel bakayım demiş. Sen ne olmak istiyorsun? Ben demiş geleceği falan görmek istiyorum baba. Vay demiş. Tamam demiş. Müneccimi çağırmış. Müneccime demiş ki al demiş bunu yetiştir. Tabii çocuk gidiyor. 1 yıl 2 yıl müneccimin yanında eğitim görüyor. Ondan sonra padişaha müneccim diyor ki oğlunuz eğitimini tamamladı. İyi diyor padişah. Oğlunu yanına çağırıyor. Gel bakalım diyor. Eline yüzüğünü alıyor, arkasına saklıyor. Benim elimde ne var diyor. Çocuk alıyor. Eline kağıdı, kalemi. İşte bazı hesaplar yapıyor. Senin elinde yuvarlak bir şey var baba diyor. Aferin oğlum diyor. Ondan sonra peki ne diyor? Bir dakika baba diyor. Birkaç hesap daha yapıyor. Ondan sonra diyor ki bunun diyor ortası da delik. Aferin diyor. Yani diyor elimde ne var? Çocuk şöyle bir gökyüzüne bakıyor. Senin elinde değirmen taşı var baba diyor. Babası bakıyor. Tez diyor müneccimi çağırın. Müneccimi çağırıyorlar. Müneccim geliyor. Buyurun hünkârım. Yahu diyor sen bu çocuğu nasıl yetiştirdin? Efendim? Yahu diyor elimde diyor değirmen taşı var diyor ya. Biz diyor ona diyor remil atmayı öğrettik. Yani diyor elinizde tuttuğunuz şeyin yuvarlak ve ortası delik olduğunu görebiliyor. Ancak elinizdekinin yüzük mü, değirmen mi taşı olduğunu ayırt etmek onun zekasıyla alakalı. O sizin elinizde bir değirmen taşını düşünecek zekaya sahip ise bizim sizin oğlunuz yapabilecek hiçbir şeyimiz yok diyor. Yani burada aslında anlatılmak istenen bir nevi tamam geçmişi görebilirsin ama geçmişi görebilirsin bu bir duru görü olayıdır. Gördüğün şeyi de akıl etmek gerekiyor. Yani akıl gerekiyor. Hayırlı geceler mi diyeyim, sabahlar mı diyeyim? Kolay gelsin.